Evet arkadaşlar, ilk basit kalemizi tasarlayalım bugünkü dersimizde. Yukarıdaki arkadaşlar küp ve artı tuşuna bir defa tıklıyoruz. Bakın burada shape'de küp var. Fareli sol tuşu küpü getirdim. Şu şekilde bıraktım. Şöyle biraz yukarı kaldırıyorum. Klavyeden shift end tuşuna basıyorum. End tuşuna basacağım. Shift End tuşuna bastığımda arkadaşlar objem bulunmuş oldu. Kendisine en yakın olan nesneye oturuyor arkadaşlar. Tekrar geldim. Küp. Evet, tıklama yapmıyorduk arkadaşlar. Ctrl+Z ile tekrar aldım. Küpü aldım. Evet, şu şekilde. Arkadaşlar, tasarım birazcık daha rahat olması için ben tepeden bakmak istiyorum. Top dedim. F tuşuna basayım. Buraya odaklansın. Bakın şu şekilde getirdim. Şimdi arkadaşlar, buradan buraya doğru 10 tane küp dizmek istiyorum. Ama her defasında buraya git, shape, küp al beni zorluyor. O zaman ne yapacağım? Bunun çoğaltılmasını isteyeceğim. Kısa yol tuşu da alt tuşuna basılı tuttum. Fareden ve klavyeden elimi çekiyorum. Önce nesnemi seçtim. Sonra alt tuşuna basılı tuttum. Farenin sol tuşla bu küpü artırıyorum arkadaşlar. Bakın burada da şöyle bir durum var. Bakın artırdım. Bir daha yapıyorum. Artırdım. Bir daha yapıyorum. Evet, çekiyorum. Burada bir şey fark ettiniz herhalde. Bakın küplerin arasında boşluklar var. Ve bu boşlukları küpleri dizerken de birazcık efor sarf ediyor. Biraz uzağa gidiyor. Biraz geriye gidiyor. Bunları bir sileyim ben. Yani üzerinde farenin sol tuşuna tıklıyorum. Late tuşuna basıyorum ve siliniyor. Tekrar küpümü seçtim. Küpümü seçtikten sonra arkadaşlar benim bakın şu yukarıda hareket ederken bir ölçü birimim vardı. Bunun ebatı 100 santim olduğundan dolayı 100 buradan yüzü seçiyorum ve ızgarayı aktif hale getiriyorum. Şimdi alt tuşuna bastığımda pat 100 santim olacağından dolayı bir defa hareket ettirmem yeterli. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, toptan perspektife tekrar gidiyorum. 9 tane oldu. Arkadaşlar şuradan evet 9 tane CTRL tuşuna basılı tutuyorum. Arkadaşlar bütün bu küplerimi seçiyorum. Bakın seçtim. Sonra tekrar alt tuşuna basılı tutuyorum ve bunları sağa doğru çekiyorum. Burada ne kadar boşluk bırakalım? 1, 2, 3, 4 tane boşluk bıraktım arkadaşlar. Evet, 4 tane boşluk bıraktım. Bakın burada yani kapı girişimiz 4 olmuş oldu. Outliner'ı da şurada doğru yazmıştım. Kaldırıyorum. Şimdi şöyle aşağıya doğru gelelim. Evet, bu küplerimizi tekrar seçiyorum. Ctrl tuşuna basılı tutuyorum arkadaşlar. Evet, burayı da, burayı da, burayı da. Zemini seçtim. Tekrar zemine Ctrl+D basılıyken tıkladım ki basılı olan zemin gitsin diye. Bakın hepsini seçtim. Alt tuşuna basıyorum, yukarı kaldırıyorum. Alt tuşuna basıyorum, yukarı kaldırıyorum. Evet. Bir kalenin oluşacağı kadar arkadaşlar bir tane daha ekledim. Daha sonra bunların aralarındakileri birer tane atlayarak siliyorum. Şurada iki tanesini seçtim yukarıdan arkadaşlar. Hatta evet iki tanesi yeterli. Alt tuşuna bastım. Evet birer tane kaydırarak üst tarafı yine şu şekilde. Burası birazcık kaydı ama neyse şöyle yapalım. Bu ortaya bir tane koyacağım arkadaşlar. Şöyle.
Bunu şurayı kaldırayım. Burası şöyle ortalı bir şekilde olmuş. Tam da ortalı olmadı. Bunu nasıl ortalayabilirim? Şöyle ortayabilirim. Bu sefer burayı 50 yaparsam, bir ızgara aktif edecek olursam 1, 2, 3 tane götürdüğümde 1,5 olacaktır. Sağda ve solda 1,5'lar eklenmiş oldu. Evet arkadaşlar. Kalemin girişini bu şekilde yaptım. Hemen yanına da şöyle yapalım. Hemen geldik. Burada bir tane silindir aldım. Çektim. Evet, daha sonra bakın ikonlarımdan üçüncü klavyeden de Z tuşu. Buradaki ikona da basabilirim. R tuşuna da basabilirim. Evet, şöyle biraz büyütmek istiyorum. Evet, şöyle yukarıya doğru da çekelim. Evet arkadaşlar, biraz fazla büyük olmuş. İndiriyorum. Şuradaki hükümden klavyeden W tuşuna bastım. Alt tuşuna basılı tutup hemen buradan bir tane yukarıya taşıyorum. Arkadaşlar bakın hareket ederken tam buraya oturmuyor. O yüzden buradaki ızgarayı iptal ettim. Ha, şöyle çeviriyorum. Arkadaşlar yine klavyeden R tuşuna basıp biraz daraltıyorum. W tuşuna bastım. Evet, birazcık da şöyle daraltayım. Harika. Evet, bu şekilde. Arkadaşlar, boşluk tuşuna bastığınızda da boşluk klavyeden boşluk space tuşuna bastığınızda bu şeyler arasında geçişler sağlayabilirsiniz. Bazen hemen aklıma gelmiyor, kusura bakmayın. Tool'ların isimleri. Evet, tekrar gidelim. Şimdi buradan shape'den başka nelerimiz varmış. Küp var, kolon var. Evet arkadaşlar, şurada Content klasörünün içerisinde materyal filtrelerini kaldırıyorum. Starter Connect'in içinde props'umuz vardı. Bakın Content, Starter Connect, Props. Yine buradan da Props'a tıkladığımızda geliyorduk. Bakın burada merdiven var. İsterseniz bu merdiveni kullanabilirsiniz. Veya şuradan gelelim. Static Mesh dediğimde bakın Static Mesh'e ait olan nesneler geldi. Buradaki nesneleri de kullanabilirsiniz. Bakın küpü buradan da çekebilirsiniz. Gibi gibi gibi. Evet. Arkadaşlar şuradan da şöyle genişletelim. Buradan yukarıya doğru bir merdiven götürebiliriz. Merdiven 50'şer santim olsun. Tıkladım. Bakın. Alt tuşuna basıyorum. Seçili olan nesnem seçtiğin alt tuşuna basıyorum. Yukarı çekiyorum bir tane. Bu şekilde yukarıya doğru 50 santim, içeriye doğru 50 santimlik merdivenler oluşmuş oluyor arkadaşlar. Evet, çekip şekilde merdivenimizi de oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, kalenin geriye kalan kısımları kendi hayal gücünüze göre tamamlamanızı arzu ediyoruz. Bugünkü dersimiz de bu kadar.